Çapulcular nın nın nın. Hadi kardeşim hadi. Çapulcular nın. Koltuklanmış kargı. Öldüremezlerdi bunlar beni. Oha helal. Oha! Şiş kebap yaptım. Bayağı şiş yaptım lan. Tek sokuşta iki tane aldım. Diye çıktı. Öyle bir şey. 40. Şu yetiyordu sanırım aynen. Geldiğim bunu son noktasına kadar gelsek yetiyor. Bunda da bu. Kukuleta. Bak. Evet, hemen klandan kontu ödelim, diğer yerlerin getirisini. Hiçbir şey vermiyor. Ne kaldı? Gümüşçü. Ve tabakhane. Şansımızı deniyoruz. Allah Allah. Koltuklanmış.
Lan köylüyü yediler. Köylüyü salın lan. Bir şey oldu. Ha, buranın gelirleri düşmüş. Okey. Ha hadi be, tam suya geldim. At iki adım daha gidemedi. Niye aramda hiçbir bağ olmayan krallığa savaş açayım ki? Ya al barış yap. Hile değil mi ya? Al hemen barış yap. Abi turnuva neyin bir şey yok mu ya? Öyle şan için girip alalım. Kimse bize vuramasın. Zırhımız çok iyi bu arada. Diyeceğim, bence ikinci sezonun ilk yayınına göre çok güzel gelişmeler kat ettik. Bir kale ekleseydik.
Güzel. Şu nasıl ya? Adamın boyu yetmiyor. Ben de saplarım lan. Bak oğlum, bu şeyler iyi getiriyor. Ne, bunun geliri artmış. Bunları satıyorum abi. Topraklarımın yakın olduğu yerleri açmak istemiyorum ya. Buraya açarsam, krallık olduğumda bunlar bana savaş açarsa ben biterim. Kuzeyitlerden parayı alıyoruz. Batanya'ya, tamam, bir Batanya'ya bir tane şey açıyorum. Buraya. Yürü abi, gidelim. Yo, sürücüye geçmedim. Ha, buradayım la, bir ha, buradayım bak. Miğfer dibi. Geliyor mu? Var mı, hatta gelmiyordu. Ya ben bu oyunda pek şey hatırlamıyorum. Hani eskiden şehir devletleri vardı ya Yusuf. Biz de kale devletiyiz. Yusuf 19. İkini Yusuf'ları ayıralım. Yusuf'ları aynı paydada topluyoruz. Ya şöyle, şehir devleti değiliz. Mesela Venedik bir şehir devletiydi eskiden. Biz de kale devletiyiz. Batı'dan ayrıldım. 7000, pardon, 1200 altın şey ödüyorduk. Haraç ödüyorduk. Batmıştık, ben de çıktım.
Ben şu an bir devlet değilim. Bana savaş açamıyorlar. Görev ekranına... Görev kısa yolu neydi ya? Bunu araştırmadığım için ben şu an bir devlet değilim. Sturcyalılar bira içer. Teknik olarak Kuzeylilerin bira içmesi lazım. Ya şu görevi yapmadığım sürece ben resmi bir şey olarak kabul edilmiyorum. He, krallık olmadığım için de krallık şeylerinden faydalanamıyorum. Hiçbir şeyinden. Yani bunu alayım, dünyayı fethedeyim diye bir şey yok. Bu açık değil aslında bak. Krallıklarla ilgili hiç kimseye şey yapamıyorum. Hiçbir şey konusunda söz sahibi değilim krallığım hakkında. Aha dişimize göre bir rakip. Kral Kartal. Hoş geldin, takibin için teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Aleykümselam. Valla yok, çok böyle çok 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 nadir, çok ama aşırı nadir. Ne için bir de ha, görüneyim. Duymayanlar var. Şu anda bir krallığa katılmak özellikle Kuzeyit, Vlandia, ondan sonra şu an bir tek onlar var. Güçlü krallıklara katılmak gibi bir niyetim yok. Asıl amacım yani karakteri oluştururken oluşturduğumuz hikaye imparatorluğu tek bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Yani gerçek bir hani dağılmış o 3 imparatorluğu da tekrar birleştirecek kral olmak istiyorum karakter olarak. Ya olmaz işte. Yusuf, kanka küfür kısaltması falan kullanmazsan tatlı olur.
infantry. Footmen. Lan bunlar benim ordum değil. Bunlar kim? Acemiler bitti bu arada. Ferit. Görmedim mi? Ya ben full atlı olunca eğlenemiyorum. O yüzden zaten full piyade kullanıyorum. Yani oyunu eğlenmek için mi oynuyorum, kazanmak için mi? Nicky Erneimer, hoş geldin. Yok, Nicky Erneimer. Atlı okçu saç. Bence gereksiz. Yani oyunda sanırsın, doğru mu? Okuyamadım bir an. Şey uzakta çünkü benim ikinci ekran da. Bir yaklaştım falan. Kusura bakma. Lan buradan adam madam alınmaz. Gidelim. Bu arada benim Vlandia'yı durdurmam lazım. O yüzden benim krallığımın bir gelişmesi lazım. Ya hayır, oyunda olmasın demiyorum. Oyunda olmasın demiyorum. Oyuncu için çok güçlü. Oyunu ilk defa oynayanların oynaması gereken bir şey bence. Hani oyunu 700. kez veya 5. kez oynuyorsan atlı okçu kurmanın bir mantığı yok. Şu an 58. Buraya da açacağım. Hangisi daha fazla gelir getirirse diğerini satacağım. Atölyeler geçici kazanç mı? Atölyeler asıl garanti kazanç. Tımarlardan ne geleceği belli olmuyor. Tımarlar yağmalanınca para vermiyor. Gerçek şeyler çömlek, atölyeler gelirler oyundaki. Ben de sadece imparatorluk alıyorum zaten. Sadece esirlerin içinden katılmak varsa, katılan varsa şey alıyorum. Gidip daha hiç şey toplamadım. Sen çalışan mısın? Bu atölyeyi satın almak istiyorum. Evet. Ahşap atölyesi. Yok, onları kaleye koyuyorum ya. Çapulcuları mapulcuları alıyorum. İşte ok. Yani yağmacı değil.
Okçu olan çapulcuları alıyorum. Hem ucuzlar hem iyi ok atıyorlar. Kaleme koyuyorum. Bak şu an orada mesela kim var? Hemen birlik. Mesela bunlar Batanya atlısı. Ben atlı kullanmıyorum ama işte karşıma çok atlı gelince sıkıştırıyorlar. Onu açmak için yanımda iki tane bu kadar atlı var. O atlı şeyinden çıkmak için. Bariyerinden çıkabilmek için. Diğerleri imparatorluk, imparatorluk, imparatorluk. Ben seni satıyorum reis. 14.000 verdiğimiz şeyi o kadar kötüye sattık ki zarar ediyoruz şu an. Dişi kurtun ücreti düşer inşallah. Sanki benim ordum anasını satayım. Şu Varnopol'e bir gidelim. Yok az önce 1800'dü de. O arada bir anda fırlıyor. Bir şeyler falan alıyor herhalde grubuna. Şey, yiyecek falan alıyor sanırım. Hani alışveriş yapıyor, onun parası. Normalde 300-400 oluyor. Böyle arada bir anda 1800'e falan çıkıyor. Benim o Blondale'le savaşmam lazım bu arada. Yoksa ikimiz kalacağız sadece. Ya onunla. İlerleyen zamanda. Lan çekilsenize. Kaçtı şerefsiz. Aa gözüm. İmparatorluk lejyonerinin üstünde bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunları bir kısmına gidip kaleye bırakmamız lazım. Çünkü garnizondaki biliyorsunuz ki aldığımız perklerden dolayı garnizon ücretlerimiz düşüyor. Şey diyeceğim. Vlan diye niye kimse savaş açmıyor Vlan diye şu anda? Bak Vlan diye şu an bir tek Batı ve Sturge ile savaşıyor. Şu da savaş açsa
Üçü toplanıp yok ederler bu arada. Ben Vlandia'nın şuradaki topraklarına göz diktim şu anda. Kusura bakmasın Dertert. Ama göz diktim. Onlara bir vuracağım. Duvarlar daha 3 olmasına ben sana söyleyeyim. 70 gün falan, 70-80 gün vardır. Baltacı Mehmet seviye atladı. Hemen kullanalım. Şu an nerede kullanacağımı emin bir vallahi bilmiyorum. Bu ilerlemiş. Okçulukta var mı o özellik? Garnizon bakım hasar. Bunu da 150'sinde var. Bizim de çok paramız var. Ya alırız abi 3-4 tane lordlarını tekte yakalarız. Sıkıntı yok. Buluruz şöyle 100-120'lik lordlarını. Çökeriz tepelerine. Sıkıntı yok o konuda. Diyadin, hoş geldin. Takibin için teşekkürler. Ya 3-4 tane lordlarını eğer şey alırsak zaten nedir onun adı? Esir alırsak nereden Steam kodu çıkarsa. Ya şuraya bir at mat koyar insan. Bu ne ya? Tabii canım. Senin oluyor. Tatmin gönüllü rot açar bilir misin? Açmak için çok uğraşmam lazım. Onun fiyatını da arttıracağım ya. 150 lira, 200 lira falan yapacağım onu sanırım. Çok yapması çok zor çünkü onu. Alması çok zor. Yok, benim verdiğim paradan bahsediyorum. Yani tatmin gönüllü rotun hediyesi. Güzel mekan ha. Burayı alırız. Atölyeyi satın almak istiyorum. Ver. Bira imalatı ajansı, tamam. Burada bir biracı açalım.
Kolay gelsin diyelim o zaman sana. Marangoz 6. Demir. Yaban domuzu. Şurası da muhtemelen buna ait. İnek. Balık. Ya bunlar bira içer diye dedim ben. Ya canı sağ olsun. Paramız var. Akıyor. 2000-2000 geliyor. Kaleme dönüyorum ben. Geri çekil yeter. Bak bizimkiler burada takılıyor güzel. İdarecilik ne şey getiriyordu? Selamun aleyküm. Dertert burada mı? Dertert burada o zaman. Katalit, anlat. Senin işlerin ne Mura? Ayakçı mıyım lan ben? Evet, onları takip etmek lazım ya. Şimdilik hani düz mantık da bak. Gördün düz mantık. 19, şu an az önce 700 veren yerden daha iyi. Son çalışma 9 gün önce. He, çalışmayı bırakmış bunlar. Niye? De içeride güzel ordu bırakmaya başladık. Ben bu olayı anlamadım hala. 1-5-5. Son yamada oynuyorum. Marunant'ı satıyorum. Ya teknik olarak Kuzeylilerin bira içmesi lazım. Anladın mı? Teknik olarak orada onların ucuz olması lazım. Ama bir pazar araştırması yapmak lazım. Haklısın.
Senin birliğinde ne var? Hemen birliklerine bir göz atalım. Bu Batanyalı topluyor. Ha. Kanka o zaman şöyle ben sana şunları vereyim. Tamam mı? Ben 10 tane bundan veriyorum. Protoluk okçusu. Senden bir şunları alıyorum. Ya bunlara vereyim. Bunlar upgrade'ler ya. Bir de bizim üzerimizde değilken daha az para ödüyoruz ya onlara. Ne gitsin bıraksın o halletsin onu işte, tamam işte. Belki bırakmaz çünkü adamını aldım. Düşükleri bırakır. Sadece düşüklerle gezersem biraz dayak yeriz. Neyse o zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Bugünlük 3,5 saatlik bir yayın olmuş. Bunu 4 saate tamamlayalım. Bir yarım saat daha oynayalım. Ondan sonra yayını kapatalım. Sonra çarşamba günü tekrar. Yo yanlış o önemli değil. Sıkıntı değil. Fazla vermedim ki. Söyle uyarırdı. Herkes hücum lan. Süvariler. Uyarması lazım değil mi ama? Neyse gitsin bıraks kaçsınlar ya çok da umurumda. Sonuçta biz benim askerim değil. Benim derdim değil vallahi. Ben zaten iyi adamların aldım onu. Boş ver. Ben onun kaliteli adamlarını kendime aldım. Oldu. Bir yerde bir şey atladık. Ha, güzel. Bizim ordu çünkü kılıçlı piyadelerden oluşuyor. Onu daha nereye vereceğimi bilmiyorum ya. Tamam. Biz böyle de dayak yemeyiz sanırım. Bunları bırakalım da biraz daha az para ödeyelim.
Tahmin edin kaç gün kalmıştır? Hadi bakayım chat'tekiler. En son uğradığımızda 113 günü yaptığımızda 113 günü vardı şeyin. Duvarların 3 olmasına sizce kaç gün kaldı? Bakıyorum. Bakıyorum. Garnizon kaleyi yönet. Kaç gün kalmış? 93 gün. Ve 2x hızda çalışıyorlar. En yakınımız Kartal'dı. Kartal'a bir çaydanlık seti hediye ediyoruz. Evet, ne düşünüyorsun Kral Kartal? Bizden çaydanlık seti kazandın. Duygularını ve düşüncelerini alabilir miyiz? Şöyle, önce burayı yapmamız lazım. Neden diye soracak olursan, saldırı halinde bizim iyi savunabilmemiz lazım bak. O yüzden arada bir kaleye uğrayıp strateji geliştirmemiz lazım. Mesela iki seviyede, aynen. Son şeyler zaten bir kalemizde bir yüklenirse oyun. Gördüğünüz gibi. Çok kötü bir duvarımız vardı. Artık daha kaliteli bir duvarımız var. Ama hala evet, bak şu an burada savunmak çok daha mantıklı. Bak şeyi burada benim yemeğim yetmezse mi? Benim yemeğim yetmezse. Benim. Komik çocuk. Benim yemeğim yetmeyecek he? Ben kalede yok ya, saldıramazlar. Neyse arkadaşlar, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın saat 2'de farklı bir oyunla devam edeceğiz. Ben de giden bari diğer bu videoları editleyeyim. Diğer Vardvat videolarını şey yapam. YouTube'a yükleyeyim. Ondan sonra Mortal Kombat çekeyim. Sonra yatam. Arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'a gelerek hem YouTube videolarını hem de Twitch yayınlarını kaçırmamış olursunuz. Çünkü YouTube'a da özel videolar gidiyor. Mesela Mortal Kombat'lar. Evet, hem de güzel sohbetler olabiliyor. Oluyor. O işte o öyle bir şey. Üç buçuk saatlik çok tatlı bir yayındı. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
Hadi bay bay.